Arkadaşlar merhaba, ben Ziraat Teknikeri Mehmet İnan. Mersin'in Tarsus ilçesi Özlüce Mahallesi'nden sesleniyorum. Bugün turunçgil bahçemizde gübreleme yapıyoruz. İkinci doz amonyum sülfat gübresi vereceğiz. Sistemin nasıl çalıştığını, gübrenin ne işe yaradığını ve nasıl verildiğini size anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Azot turunçgillerde sezon boyunca iki defa verilir. İkiye bölünerek verilir. Biri Şubat döneminde, biri de Haziran'da ilk sulamayla beraber verilir. Azot turunçgillerde ne işe yarar? Ondan bahsedelim biraz. Kök gelişimini sağlar. Dolayısıyla bitkinin su alımını hızlandırır. Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Sürgün kalitesini arttırır. Özellikle turunçgillerde Haziran dökümü öncesi verildiği zaman azot kaynaklı dökülmelerin önüne geçer. Verimliliği ve kaliteyi arttırır. Meyvenin iyileşmesini sağlar arkadaşlar. Şimdi sistem hakkında biraz bilgi vereyim size arkadaşlar. Sistemimiz nasıl çalışıyor? Onun hakkında bilgi vereceğim size. Şu an şu gördüğünüz iki tane boru, 8'lik boru, 8 inçlik boru havuza su basıyor. Su kaynağından getiriyor suyu. Havuzumuza su dolduruyor. Havuzda biriktirme yapıyoruz. Yaklaşık 300-400 tonluk bir havuz. Suyu biriktiriyoruz. Buradan da pompalarla damlama sistemine basıyoruz. Yeşil filemiz var üzerinde. Yosunlaşma yapmasın havuzumuz. Ondan sonra dışarıdan çalıydı, ot tohumuydu. Bunlar girmesin diye üstünü fileledik. Şu gördüğünüz pompa arkadaşlar. Bordo renkli boru pompa. Pompa sisteme bu boru yardımıyla su veriyor. Havuzun dibinde pompalarımız. Bu boru yardımıyla sisteme su veriyor arkadaşlar. İkinci pompamız bu. Bu da aynı şekilde diğer sisteme veriyor. Her biri 800 dönüm yeri suluyor. Bu da arada birleştirme vanası. Olur ya, pompanın biri bozuldu. Diğer sisteme, diğer parçanın sulama ihtiyacını buradan vanayı açarak karşılıyoruz arkadaşlar. Şöyle uzak çekim alalım. Tam net görün. Pompalardan boruyla geldi su. Yukarıdan 4 tane kum tankımız var. Onlara iniyor yukarıdan. Yakınlaşalım biraz. Su buradan iniyor. 4'e bölünüyor. Selenoid vanalarımız. Su üstten giriyor. Tanka giriş yapıyor. Bu çamuru, suyun bulanıklığını almak için. Daha sonra da yardımcı filtrelere giriyor. Buradan da sisteme gidiyor arkadaşlar. Böyle. Şu ikinci hattı gösterelim. Burası daha net görünüyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz da ikinci hat. Aynı şekilde, aynı prensiple çalışıyor. Şimdi biraz da gübre tanklarından bahsedeyim size arkadaşlar. İki tane, 3 tonluk her biri. Kum filtrelerine girmeden önce gri boruyu görüyorsunuz. Bununla geliyor. Gri boru gidiyor. Gübre tanklarına temiz su katmamızı sağlıyor. Biraz kalınca fazla suya ihtiyaç oluyor gübrenin hızlı erimesi için. Bu da kazandaki gübre eleği arkadaşlar. Buraya döküyoruz. Arkasından arkadaşın biri geliyor. Bu gübreyi üstten eliyor. Bu ön eleme oluyor. Kazanın içine çöp, naylon bunların girmesini engelliyor. Çarkla dönüyor arkadaşlar. Gübreyi eritmeye yarıyor. Şu görmüş olduğunuz çark. Bu motorlarla karıştırmaya yarıyor. Bu da temiz suyu döküyor. O da elek arkadaşlar. Bakın gübreli hali bu. Gübreyi önce burada bir eleme yapıyoruz. İçine akıyor. Bu şekilde traktörle yanaştırdık. Kolaylık olsun diye. Traktörle
Tanklar da eridi. Tankın altında görüyorsunuz alıcı var. Filtremiz bu. Ön filtremiz. Motora gübre malzemeleri, gübrenin içinden çıkan yabancı kumdu, naylondu girmesin diye pompaya giriyor. Pompadan çıkıyor arkadaşlar. İlerliyor. Ve sisteme bir filtreyle giriyor. Sulama sistemine. Az önce görmüş olduğunuz hatta giriyor arkadaşlar. Geldi hatta. Bakın vanaları görüyorsunuz. Bunlar parsel vanaları. Bunlar ana vanalar tabii. Bir de parsellerin aralarında lateral vanalar var. Yani şu gördüğünüz büyük vanalar her biri 150-200 dönüm yere su veriyor. Üzerlerinde vantuzlar var. Su inerken havaya ihtiyaç duyuyor. Kapatırken de havaya ihtiyaç duyuyor. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Şöyle size içeriden manzaraları göstereyim. Bir bilgi edinmiş olursunuz. Tekrar. Tanklarımız eritmeye devam ediyor arkadaşlar. Çarklar durduğu anda gübre tabana çökme yapıyor ve sıkıntı oluyor. Personele kolaylık olsun diye traktörle getiriyoruz. Böyle traktörün römörkü yardımıyla tanklara boşaltıyoruz. Elektrikle çalışan bir sistem. Bahçemiz böyle. Yamaç bir yer. Yani bahçede eğim çok fazla. Bir tepenin üzerindeyiz şu an. Kolay gelsin. Gübreyi tanka boşaltırken dikkat etmek gerekiyor. Naylon olsun, metal malzeme olsun tanka girmemesi gerekiyor. Onun için bu ön eleme şart arkadaşlar. Gübrenin malum içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ön eleme faydalı oluyor. Gübre büyük vanalardan geldi. Şimdi araziye parselimize geldi. Parselimizdeki lateral vanalarla bakın görüyorsunuz parselimiz bu. W Murkot. Ondan sonra böyle kontrol ediyoruz gübrenin gelip gelmediğini. Şöyle bir renk. Bakın şu an suyumuz akıyor. Damlamamız damlıyor. Fark ediyorsanız biraz köpüklü. Bakın. Evet. Islatmış etrafını. Ve gübrelememiz oluyor. Sıkıntı yok. Sulama süresini biraz düşük tutuyoruz. Sebebi ne? Gübre çok aşağı inmesin. Gübre çok aşağı inmesin arkadaşlar. Yani düşünün 3 ton gübreyi verdik, 2 saat 2,5 saat aktı gübre fazla derinlere inmesin diye, arkasından bir de yarım saat temiz su vereceğiz, borularımızın içinde temizleyeceğiz, böylelikle gübreleme işlemimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Durum bu arkadaşlar. Parselimiz şöyle. Gübremiz bitti. Görüyorsunuz tankımızın
İçine saf suyu kattık. Şimdi kapatıyoruz makinemizi. Mehmet, kapat. Kapatıp filtreyi temizleyeceğiz. Alttan tahliyeyi açtık. Elektriğini kapattık. Ve filtremizi temizliyoruz. Bunu her sulamadan sonra, her gübre programından sonra yapmak lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz çünkü. Böylelikle temizliği de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. İşimizi bitirmiş oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.